Potansiyel uygun, anladığım Evet. kadarıyla dinamiklerin ön plana çıkarılması gerekiyor bu anlamda. Efendim benim sorularım bu kadar. Son neler söylemek istersiniz? Son sözlerinizi, son değerlendirmelerinizi alayım yavaş yavaş programı kapatalım. Az önce belki bir uygulamadan bahsettik. Söylemeyi de unuttuk. Edremit'te dedik. Katı atık pil depolamasıyla alakalı bir çevre, güneş pilleriyle ilgili bir sokak aydınlatılması yapıldı demiştik. Bu tabii ki eski rektör yardımcımız, Yüzücü Üniversitesi eski rektör yardımcımız Sayın Prof. Dr. Recai Karahan öncülüğünde yapılmış bir uygulamaydı. Bizlerin de katkılarıyla. Şu an için hocamızı da yine Furkan Hocam ve hocamızın önderliğinde bilimsel araştırma projesi verilmek üzere bir proje geliştirildi. Bu da özellikle Van'da elektrik kesintilerinin çok yoğun olduğunu düşünecek olursak ki üniversite biz de bunu bizzat yaşıyoruz. Devam elektrik kesintileri yaşanmakta. Artı ikinci öğretimle eğitim gören sınıflarımız, gece eğitim yapan sınıflarımız elektrik kesintisinden dolayı sıkıntı yaşamakta. Dolayısıyla eğitim aksamaktadır. Sayın Prof. Dr. Recai Karahan hocamızın öncülüğünde de biz 3 sınıfımızı güneş piliyle elektrik enerjisine çevirip geceleri elektrik kesintisine uğramaması için böyle bir projemiz var. Dersten kaçış yok yani. Dersten kaçış yok. Öğrenciler için kötü bir şey açıkçası. Bunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Tabii buna özellikle hani değinmek için konunun önemine üzerinde durmak için üniversite olarak böyle bir tarz bir proje çalışmamız var. Onun dışında yine Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı işte Sayın Profesör Doktor Sabri Rüstemli'nin yine önderliğinde çeşitli güneş pilleriyle, güneş takip sisteminin kullanımıyla verimini artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Sağ olsun hocalarımız o yönde desteklerini sağlıyorlar. Ama aynı zamanda tabii bunlar yeterli değil. Biz hani Sayın Valimiz de bu konu üzerinde ciddi, önemli duruyor. Ve çeşitli valilikle, çeşitli kamu kuruluşlarıyla ilimizde bu projelerin yaygınlaştırılması için biz üniversite olarak her türlü destek ve hani teşvik vermeye hazırız o konuda. Çünkü bu ilimize çok büyük bir katkısı olacaktır, çok büyük bir getirisi olacaktır. Tabii gene bu konuda Sayın Vali Yardımcımız Atay Bey de sağ olsun desteklerini sağlıyorlar. Bu konuyu kendilerine arz ettik. Tabii ki çok büyük bir memnuniyetle karşıladılar. Uygulamaların yaygınlaştırılması için farklı çalışmalar üzerinde de durulabilir diye düşündük. Tabii bu tarz girişim ve desteklerimiz var. Umarım diyelim inşallah bu sonuca ulaşır. İlimiz için de çok faydalı örnekler, uygulamalar yapılır diyelim. İnşallah hocamın az önceki dileği çok güzeldi gerçekten. Umut ediyoruz. Özellikle son şunu söylemek istiyorum. Van ilimizde yapılacak mimari tasarımlarımızda özellikle mimarlarımızın da güneş yörüngesi diyagramını göz önüne alarak tasarımlar yapması hem solar kent bazında önemli bir veri olacaktır. Hem ülke ekonomisine, uzun vadeli ülke ekonomisine, çevre kirliliğinin önlenmesine önemli katkılar da sağlayabilecek güneş enerji uygulamalarını yaygınlaştırılmasını diliyoruz. Bu bağlamda çalışmanın devam etmesini istiyoruz. Mimarlık Fakültesi bu yıl öğrenci aldı. Bu öğrencilere bu daha güzel anlatılabilir. Çünkü birçoğu bu yörede, bu bölgede muhtemelen çalışacaklar. Kesinlikle. Daha fazla yapılabilir. Efendim mevzu çok önemli ama çok fazla bilinmeyen bir mevzuydu. Bizi aydınlattığınız için, bu değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Biz böyle bir imkan verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yani konuşulacak aslında çok mevzu var, evet. Teknolojileri var vesaire ama en azından bir bilinç oluşturmuş olduk. İlerleyen günlerde daha geniş bir platformda da konuşabiliriz yine. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam, ayağınıza sağlık. Dediğim gibi ilerleyen günlerde daha geniş kapsamda konuşabiliriz konuyu. En azından yetkililer bizleri izliyor, halk bizi izliyor. Artık güneş enerji sistemleri dendiğinde herkesin bir fikri oluştu. Bu anlamda ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Hem akademik işleri, hem akademik çalışmaları halledip hem de kent için böyle önemli bir göreve soyunduğunuz için de teşekkür ediyorum. Kentte yaşayan biri olarak da aynı zamanda.
Evet değerli izleyenler, geldik bugün de kentten bakışın sonuna. Önemli bir konuydu güneş enerjisi. Hep diyoruz bu güneş enerjisini kullanmamız lazım. Çünkü güneşimiz bol. Kentimizin güneşi bol. Değerli hocalarımız az önce bahsettiler. Burası niye bir yeşil kent, niye temiz enerjiyi sonuna kadar kullanan bir kent olmasın diye. Bu güzel dileklerle veda ediyorum size. Yapımda yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına keyifli güzel gün devamı, keyifli güzel akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Medikal Park Özel Van Hastanesi kentten bakışı sundu.